Çaylarımızı, kahvelerimizi koyduk. Evimizdeyiz. Artık kemerlerimizi bağlamanın vakti geldi. Çünkü bugün gerçekten birbirinden güzel 9 karşılaşma seyredeceğiz. E madem öyle, bizler zaten hazırız. Bunu az önce buradaki gelen alkışlardan fazlasıyla gördük, duyduk. Sizler de hazırsınız. Öyle olduğunuzu varsayıyoruz ve bugünün ilk karşılaşması için iki sporcuyu ringe davet ediyoruz. Üçer dakikadan oluşan ve 3 rounddan oluşan bu güzel mücadelelerde bakalım kimler galip gelecek. Öncelikle mavi köşeyle başlıyoruz hanımlar beyler ve... Golden Boys Fight Night'ta gecemizin ilk maçına doğru geçiyoruz değerli izleyenler. Bünyamin Kulak ve Muhammed Emin Söyük karşı karşıya gelecekler. Dün basın toplantısında bu postları verdiler. Bakalım ringde neler yapacaklar. Öncelikle mavi köşedeki sporcumuz Kastamonu Türkiye'den geliyor. 17 yaşında, 79 kilogram halinde, 1.85 boyunda. Profesyonelde toplamda 4 maçı var. 2 mağlubiyeti, 1 knockout'u, 2 galibiyeti var. Antrenörü Selahattin Aydın, Mücahit Kulak, Fight Master Akademi'den Junior Sniper Bünyamin Kulak! Ve rakibi kırmızı köşede. Arı Türkiye'den geliyor sporcumuz. 17 yaşında, 79 kilogram halinde, 1.83 boyunda. Profesyonelde ilk maçı. Türkiye Kickbox Şampiyonu, antrenörü Erkan Güner, Golden Boys Altın Çocuklar Spor Kulübü'nden, onun lakabı, namı diğer Shark, Muhammed Emin Söyük. Karşılaşmanın hakemi Latif Korsamba. Karşılaşmayı Latif Karsanba yönetecek değerli izleyenler. TV 8.5 ekranlarında Golden Boys Fight Night heyecanı başlıyor. Bünyamin Kulak, Muhammed Emin Söyük karşılaşmasıyla birlikte 79 kilogramda muhteşem bir gece başlangıcı olacak. Ve İzmir'den sizlere seslenmenin de heyecanını yaşıyorum ben kişisel olarak. Bakalım ilk maçımızda neler yaşanacak ki birbirinden keyifli 9 karşılaşma. Bu gece bizleri bekliyor İzmir'de, fuar alanında, D holünde. Dirsek yok, her kombinede bir tane diz vuruyorsun. Anlaştık mı? Direkt dediğimde ayrılıyoruz, tamam. Hadi başarılar. Latif Hoca sporculara son talimatlarını verdi değerli izleyenler ve Golden Boys Fight Night'ta gecenin başlangıcını artık yapmak üzereyiz. Mavi köşede Bünyamin Kulak, kırmızı köşede Muhammed Emin Söyük. Fighters, fight! Mücadelemiz başladı 79 kilogramda. 3 dakikalık 3 round izleyeceğiz. Bünyamin Kulak tabii ki Selahattin Aydın'ın sporcusu değerli izleyenler. Mücahit Kulak'ın da kardeşi bildiğiniz gibi. Sniper'ın kardeşi Junior Sniper. Bugün bakalım Muhammed Emin Söyük karşısında neler yapacak. Emin Söyük maça çok daha iyi başlayan taraf şu anda. İlk 15 saniye itibariyle köşeye sıkıştırdı. Bünyamin'i Emin Söyük knockout istiyor ilk saniyelerde. Bir dizle geldi sağ kroşe. Bünyamin Kulak sağlam kalmaya çalışıyor karşılaşmanın ilk bölümünde. Emin Söyük'ün atağına karşılık. Muhammed Emin Söyük bir kez daha pres yaptı. Dizini kullanma çabasında ama bir bel altı darbe geldi. Latif Hoca süreyi durdurdu. Bünyamin'in kendine gelmesi için ona biraz süre verilecek tabii ki. Ardından karşılaşma kaldığı noktadan devam edecek. Stilinde gerçekten Mücahit Kulak'ın izlerini görebildiğimiz bir sporcu. Bünyamin Kulak henüz daha 17 yaşında, henüz daha kariyerinin çok başlarında ama tabii karşısında kariyerinin kelimenin tam anlamıyla başında olan ilk profesyonel karşılaşmasına çıkan bir Muhammed Emin Söyük var. Ve kırmızı köşedeki Muhammed Emin Söyük maça biraz daha iyi başlayan taraf şu ana kadar. Bünyamin gayet sakin kalmayı, sağlam kalmayı başardı ilk saniyelerde. High kick denemesi Emin Söyük'ten geldi. Vücuda sol, ardından low kick. Çeneye doğru güzel bir sol kroşeyle geldi. Bir kez daha üstüne gidiyor Bünyamin Kulak'ın. Bünyamin kapanmayı başardı. High kick kaçtı. Sağ kroşe kaçtı. Tempolu bir şekilde üstüne gidiyor rakibinin Emin Söyük. Tabii burada ev sahibi sayılır kendisi ve İzmir fuar alanında da Emin Söyük için tezahüratlar başlamış durumda. Mesela devam ediyor. Bünyamin'i bir kez daha soluyla yakalamayı başardı Emin.
Hakem Latif Karsamba'nın sporculara uyarıları var. İlk raundunda artık son 1 dakika 10 saniyesine gelmiş durumdayız. Middle kick bloklandı Bünyamin Kulak tarafından. Kendi hakiklerini geriye doğru giderken kombinasyonu yine sol kroşeyle başladı Emin. Stop. Sarılma. Tutmaması gerektiği konusunda bu uyarı var. Hakem Latif Karsamba'dan yine soluyla Karaca'ya doğru geldi. Sağ kroş ardından çeneye. Stop. Muhammed Emin Söyük. No clinch. Çok güçlü yumruklarla geliyor. Clinch yapmaması lazım. Selahattin Aydın'ın köşeden Bünyamin Kulak'a uyarıları var. Emin pres yapmaya, bastırmaya devam ediyor. Diz isabetli. Ardından sol kroşe. Bünyamin sarsıldı. Bünyamin Kulak yerde. Hakem Latif Karsamba sayacak. Bünyamin Kulak kalkabilecek mi göreceğiz İzmir'de. Taraftarlar da bu knockdown'ı alkışlıyor. Bünyamin Kulak devam ediyor karşılaşmaya ama saydırmaya başlardı Emin Söyük. İlk raundun son saniyelerindeyiz. Bünyamin hala tam anlamıyla kendine gelebilmiş değil. Sağ kroşe isabeti geldi Latif Karsamba. Araya giriyor. Dur talimatının ardından durmadığı için de biraz sinirlendi Emin Söyük ama bir kez daha sayacak. 5, 6, 7. İkinci knockdown geldi. İlk raundun son bölümünde Bünyamin devam edebilecek karşılaşmaya ve ilk raundun sonuna geliyoruz. Muhammed Emin Söyük knockout'a çok yaklaştı. İki kez de saydırmayı başardı ama Bünyamin Kulak maçta kalmayı başardı. İlk raundan görüntüler ekranlarımızda. Özellikle sol kroşeleriyle başladığı kombinasyonlarda ciddi tehlike yarattı. Ciddi etkide bulundu Muhammed Emin Söyük. İşte buradaki o sol kroşe isabeti ilk knockdown'ı getiren aslında en net darbe olmuştu. Bir kez daha ekranlarımıza yansıyor. İki kez de saydırmayı başardı. İlk round içinde Muhammed Emin Söyük. Şimdi ikinci rounda bakalım neler olacak. Selahattin Aydın tabii ki Bünyamin Kulak'ın köşesinde. Fighter, koçu. Sporcusuna Fighter talimatları veriyor. Tamir, Tamir. Tamir, alınmış. Stop dediğimde dur. Muhammed Emin Söyük hemen zaten çok beklemeden de ringin ortasına geldi. İkinci roundu pek aldım zaman dedi. Geçmeden başlamasını istiyor da momentum kaybetmemeye, ivme kaybetmemeye çalışacak rüzgarı arkasına almışken ikinci rounda geçtik. Sol direklerle başladı. Bünyamin Kulak ikinci rounda daha hızlı girme çabasında bir anda geri adım attırdı Emin Söyü'ye. Middle kick. Direkt yumruklar çalışıyor Bünyamin Kulak'tan ilk saniyelerde ikinci roundda. Açıl. Fight. İlk rounddaki etkisini bakalım ikinci roundda devam ettirebilecek mi? Muhammed Emin Söyük high kick bloklandı. Bünyamin biraz daha kendine güvenerek çıktı ikinci roundda. Sarılmayın gençler. Sarılmamaları gerektiği konusunda Latif Karsamba'nın sporculara uyarıları var. Sağ kroşelerle geldi Muhammed Emin Söyük. Bir push kick ama ondan kurtuldu ve tekrar içeri girip mesafeyi kapatıp üstüne gitti Bünyamin'in. Bünyamin'den bir sağ kroşe kontrası var. Soluyla yine gelmek istedi Emin. Ardından sağ kroşe. Hakem Latif Karsamba araya giriyor. Çekmemesi gerektiği konusunda bir uyarı daha var. Muhammed Emin Söyük'e. Bünyamin Kulak yine iplere doğru sıkıştı. Bu tarz pozisyonlarda ne yapacağını biraz daha iyi biliyor ikinci roundda şu ana kadar Bünyamin. Ama presi pek nefes aldırmıyor. Bünyamin Kulak Emin Söyük'ün. Açıl. Açıl. Sporcular da biraz kendi aralarında konuşmaya da başladılar. Latif Karsamba'nın da bu yönde uyarıları var. Bünyamin köşeden yine bir sol direkle çıkmayı başardı. Low kick isabetsiz Emin'den. Stop. Yine bir bel altı darbe. Geçmez bir şey. Dışarı. Tamam, iyi misin? Yine oyun Bünyamin Kulak için biraz burada vakit verdi hakem Latif Karsamba. Fight. Ve karşılaşma kaldığı yerden devam ediyor. Muhammed Emin Söyük bir kontra sol kroşe aldı rakibin üstüne giderken. Karaciğeri solu denedi. Middle kick'i son anda bloklamayı başardı Bünyamin. Kırmızı köşe, clinch yapmıyorsun.
İkinci roundunda son dakikasına giriş yapmış durumdayız. Golden Boys Fight Night'ta. Gecenin ilk maçında. Muhammed Emin Söyük fırsat bulduğu anda çok güçlü yumruklarla geliyor. İlk hata geçen taraf Bünyamin Kulak olsa da karşılığı verdiği anda üstüne gidiyor rakibinin. High kick denemesi isabetsiz Bünyamin'den. İki sporcu da boşluğu bulduğu anda hakikaten rakibini avlamaya gidecek. Ya bir yanda sniper, keskin nişancı, diğer yanda shark. Köpek balığı var zaten. İki genç sporcu da kan kokusunu aldıkları anda bitirmeye doğru gidiyorlar. Bitirmek istiyorlar daha doğrusu. Çok sert bir uyarı var Latif Karsamba'dan. Muhammed Emin Söyü'ye bir kez daha tutmaması gerektiği konusunda ikinci roundun son saniyelerinde. Bir ihlalde daha bulunursa genç sporcu puan cezası alabilir ve ikinci roundunda sonuna geldik. İlk roundun son bölümündeki o kötü geçirdiği bölümü aşmayı başardı round arasında. Bünyamin Kulak direkt yumruklarını, sol direklerini özellikle çok daha iyi kullandı. Muhammed Emin Söyü'nün özellikle sol kroşeyle başlayan kombinasyonlarına da çok fazla fırsat vermemeyi başardı Bünyamin Kulak. Selahattin Aydın'dan aldığı talimatları gayet iyi ringe yansıttırdı, anlaşılıyor burada. Karşılaşma birazcık daha dengeye gelmiş gibi ilk rounda kıyasla özellikle, ama tabii üçüncü rounda ne olacağı belirleyici olacak. Üçüncü round başlamak üzere değerli izleyenler. Golden Boys Fight Night'ın ilk karşılaşmasındayız. Bünyamin Kulak ve Muhammed Emin Söyük kozlarını paylaşmaya devam edecekler. Hocam oturur musunuz? 18 yaşında iki genç sporcunun karşılaşması. Middle kick isabeti geldi Muhammed Emin Söyük'ten. İzmir'de çok ciddi bir ilgi olduğunu da söylemek gerekiyor bu arada. Golden Boys Fight Night organizasyonunda değerli izleyenler. Ve Muhammed Emin Söyük ilk maçta bir knockout izletmek istiyor izleyenlerine, seyircilerine, taraftarlarına. Üçüncü round artık tabii ki kondisyonda belirleyici olacaktır. Stop. Muhammed Emin Söyük hala o patlayıcı gücünü gösteriyor Bünyamin Kulak'a karşı ama isabet oranı maçın başına göre çok daha azalmış durumda. Fakat Bünyamin Kulak şu ana kadar puan alabilecek darbeleri bulabildi mi? En önemli soru bu. Latif Karsamba süreyi bir kez daha durdurdu. Bu kez bel altı darbeyi alan taraf Muhammed Emin Söyük. Kagıyı düzelt hocam. Tamam gel. Hadi oğlum tamam. Fighters. Fight. Devam ediyor karşılaşmamız. Bir sol direkliğine başlamak istedi Bünyamin Kulak. Sol kroşe sağıyla geldi ardından. Muhammed Emin Söyük biraz daha kapanıp biraz daha oyunu savunmada kabullenme çabasında. Tutma! Tekmeleri tutmaması lazım Emin'in. Bünyamin de iyiden iyi açılmaya başladı karşılaşmanın son bölümünde. Tekmelerini, tekme varyasyonları özellikle iyi kullanabilen bir sporcu ama iyi bir sağ kroşe geldi Emin'den. Middle kick bir kez daha. Mesela devam ediyor sol kroşeyle, geldi sağ kroşe ardından. İlk roundda bu kroşelerle birlikte saydırmayı başarmıştı Muhammed Emin Söyük, hatırlatalım. Bir sağ kroşe daha geldi. Ardından diz var ama Bünyamin Kulak bel altı diyor. Hakem Latif Karsamba sayıyor. Hakem Latif Karsamba sayıyor bu maçta. Üçüncü kez saydırmayı başardı Muhammed Emin Söyük. Son dakika. Bu knockdown'un da ardından Bünyamin Kulak'ın
bir knockout'a ihtiyacı var gibi gözüküyor galibiyete ulaşmak için. Direkt yumruklar geriye doğru itti. Yakalamayı da başardı Emine ama Emin kendini oradan kurtardı. Çıkarken de bir minutik isabeti var. Son bölüm artık karşılaşmanın. İzmir fuar alanında Emin için tezahüratlar da bir kez daha başlamış durumda. Sol sağ kroşeler kaçtı. Soluyla gelmek istedi bir kez daha. Diz bu sefer kapanmayı başardı Bünyamin Kulak ama aradı. Kontra isabetli değil. Bünyamin bir kez daha deniyor ama aradığını bulamıyor ve mücadele sona eriyor. Muhammed Emin Söyük galibiyete çok daha yakın olan taraf ama tabii ki müsabakamızın kazananına hakemlerimiz karar verecekler. 3 raundun ardından puanlamaya gideceğiz. Hakemlerimizin puanları müsabakanın galibini belirleyecek. İşte 3. raunddan da görüntüler ekranlarımızda. Son raundda bir kez daha saydırmayı başardı Muhammed Emin Söyük. Bu pozisyonda darbenin bel altı olduğuna dair bir itirazı vardı Bünyamin Kulağ'ın ama hakem Latif Karsamba saydı. Çok da net bir karar verebileceğimiz pozisyonda değil gibi açıkçası. Şimdi hakemlerin kararlarını öğreneceğiz. Muhammed Emin Söyük ilk profesyonel karşılaşmasında galibiyete bir adım daha yakın olan taraf gibi ama burada önemli olan hakemlerimizin nasıl bir karar vereceği. Golden Boys Fight Night'ta ilk mücadele kaldı geride. Skor şu an tam olarak elimde. Ve bugünün kazananı, ilk maçın kazananı 3-0'lık skorla Muhammed Emin Söyük! Muhammed Emin Söyük galibiyete ulaşıyor. Değerli izleyenler, Bünyamin Kulağa karşı iyi bir performansla 3 knockdown bularak toplamda karşılaşmayı 3-0 skorla kazanmayı başardı. Ve bugünün ana sponsorları Biber İnşaat. Peki tabii Biber ana sponsorluğunda bugün olduğunu bir kez daha sizlere belirtmiştik değerli misafirler. Ali Memiroğlu ve Emrullah Yolcu şu anda sahnedeler. Sporculara plaketlerini takdim ettiler. Evet, ödül töreni gerçekleşiyor değerli izleyenler. Mücahit Kulak da son karşılaşmasını kaybetmişti hatırlayacaksınız. Kulak ailesi için çok iyi bir önem geçmiyor ama yani çok önemli sporcular Mücahit Kulak özellikle zaten. Hatıralar alındı, fotoğraflar çekildi, sporcularımıza alkışlar gönderildi. Çok teşekkür ediyoruz bir kez daha. Toparlayacağına eminiz. 18 yaşındaki Bünyamin Kulak da hakikaten çok iyi bir mücadele çıkardı. Geleceği de oldukça parlak kendisinin. Sendeyiz. Evet değerli izleyenler, gecemizin ilk karşılaşmasının sonuna geldik. Muhammed Emin Söyük'ün galibiyetiyle ilk mücadelemiz sonuçlandı. İzmir'de gerçekten güzel bir gece başlangıcı oldu ve aynı süratle, aynı tempoyla devam edeceğiz. İzmir'de fuar alanında gerçekten çok ciddi bir ilgi de var. Bu kickbox gecesine ve İzmir'de daha fazla organizasyon görmek istediğimizi de buradan iletmiş olalım.